Chef Özgür Ahçıoğlu and grapesofeast.co.uk. Evet, Özgür abi geldi. Vay! Şef Özgür Ahçıoğlu. İyisin. Abi on numara, bıyıklar iyi yalnız, güzel olmuş. İyi. İyi gördüm seni. Tamam lazım. Sakal yaptın, güzel oldu bu süreçte. Öyle mi diyorsun? Ha, sağ ol, teşekkürler. Seninki daha çok hoşuma gitti yalnız, bunu söyleyeyim Özgür abi. Hadi bakalım. Tamam. Nasıl gidiyor, nasılsın? Abi on numarayız. Yani bugün muazzam bir gün yani, kuzu kelle. Zaten bakıyorum canım da çekiyor yani. Nerede? Sapan abi nerede? Sapan abimiz burada abi. Hadi abi görelim. Vay. Sapan abimiz burada abicim. Zaten bu bizim import ettiğimiz, seyirciler için de Kuevrider'de yaptığımız kakır yöntemiyle. Zaten Sapan abi üzümünden yapılan, Gürcistan'a ait. Muazzam bir gün. Ama dediğim gibi bunun özelliği abi. En az 500 litrelik en küçük olmak şartıyla kuevrilerde yaptığımız, küplerde yaptığımız şaraplarımız. Zaten bunun hususunda da sen zaten dedin ki yani ortak kararımız, yani kuzu kelle iyi gider diye düşündük seninle. Sesim geldi mi abi? Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Tamam. Etrafı bir göster. Merak ettim ya. Mutfağı bir göster. Göstereyim. Şarap Kaketi'den mi? Aynen abi. Kaketi bölgesi. Kaketi bölgesi. Nasıl? O off dry mı yoksa semi mi? Güzel soru. Tamamıyla dry kuru bir şarabımız var. Zaten kuevrilerde, küplerde yapıldığı için hani genelde şey olma olası da fazla yüksek değil. Mineral oranı çok güzel. Yani biraz yükseğin üstünde. Çünkü kilin kendisinden geldiği için, toprak parçasından geldiği için fazlasıyla mineral oranı arttı. Tabii asitite de güçlüdür. Kesinlikle öyle. Yani eğer şaraptan konuşursak, eğer zaten Sapan abi üzümünden yapılıyor. Ki zaten bu üzümün hani siyah bir üzüm. Normalde kaliteli, çok kaliteli değil ama sağ olsun Ruslar Sovyet zamanında bu üzümü seçmenin en büyük sebebi iklim şartlarına, Kafkasya'nın iklim çetrefilli kış iklim şartlarına uygun bir üzümdü. Daha ileri vardı gerçi ama bunu seçtiler. Çünkü dediğim gibi maintenance olayı çok iyi. Kış şartlarına dair çetrefilli, havaya çok dayanıklı. Kuevrilerin içinde yapılınca abi muazzam bir, yani buke bombardımanı yapılmış. Yani sadece meyvesinden ziyade karabiberinden tut yani. Sidirine kadar her bir şey içinde. Muazzam. Bak şöyle bir şey göstereyim. Ortasında tavan var. Patlıcanım var. Ondan sonra kuzu kellemi çıkardım burada. Ondan sonra dünden çözdürdüm zaten. Biraz parmesan, taze baharatlarımız var burada. Biraz peynirim var. İki çeşit. Biri parmesan, biraz da kaşar var. Muazzam. Daha önceden hazırladığım bir miktar baharatlı, tuzlu tereyağım var. Dolapta hazırladım. Onu kullanacağım. Kırmızı soğan, beyaz da olur. Fark etmez. Turp var elimde. Turp kullanacağım. Biraz kereviz sapı. Bu şarap olmadığı zaman kullanmak için opsiyonel. Şarap eşleşmesi için değil ama şarap yoksa eğer menüde kullanabilirler eğer seviyorlarsa çili. Baharat olarak ne var ki tuz şeyin ziyadesinde? Nasıl? Baharat olarak? Sadece tuz karabiberim var. Hiçbir ondan sonra daha baskın bir baharatım yok. Taze baharatlar var. Ada çayı. Şöyle. Harika. İstersen biraz mercan köşkü var. Yani biraz... baharatı bilerek sordum çünkü baharat bizim için sıkıntı değil. Çünkü bu şarabın özelliği abi tenin oranı fazla olmadığı için abi sıkıntı yaratmaz. Aynen. Burada da biraz tarhum var. Tarhumu ben çok seviyorum. Tarhum gayet baskın bir aroma. Patlıyor arada. Bunlardan bir ya da iki tanesini kullanacağım yalnız. Hepsini kullanmayacağım. Bir böyle İtalyan mutfağına çevirmeyeceğiz işi. Onlar çok baharatlı. Çorbaya dönüyor günün sonunda. Böyle sakin, kuzunun tadını bastırmayacak, şarabın tadıyla aslında dengeyi, balansı sağlayabileceğimiz bir lezzet yaratmak istiyoruz burada. Çünkü üzümümüz çok önemli bir üzüm aslında. Herhalde dünyada 10-15 çeşit var değil mi? Böyle şurası da kırmızı olan
Çok güzel bir konuya değindin abi. Aynen şurası da yani özü de kırmızı. Normal üzümler kırmızı üzümlerin aşırında abi. İçine mas dediğimiz şey beyazdır. Ama bu sefer abi zaten kendi dillerine de kırmızı anlamına geliyor. Kara anlamına geliyor daha doğrusu. Ne diyorlardı Bilal? Böldüm ama tentruye mi diyorlar? Nasıl diyorlar? Hangisi İngilizce'de abi? galiba tentruye, değil mi? Hangisi abi? Şurası da kırmızı olan üzüm cinslerine tentruye diyorlar. Aynen doğru söylüyorsun abi. Hatta aynen doğru. Hatta şöyle bir şey de var. Esasında bu üzümün çeşidi, eğer üzüm arkadaşlara söyleyeyim, hani eğer dışı siyahsa esasında kalite yönünden o kadar iyi değil. Hani papaz karısına baktığımızda bir Cabernet Franc'a baktığımızda genelde onlar bordo olur. Bu asil şarap üzümü anlamına geliyor ama siyah üzüme geliyorsa abi biraz köylü üzümü diyebiliriz. Kimse yani yanlış anlamasın. Ama bunun nedeni de Sovyetlerden sağ olsun Ruslar dedi yani demesine göre. Yani sağlam iklim şartlarına elverişli dayanıklı bir üzüm istiyorlarsa Saperavi'yi seçler. Yani Saperavi'yi ben çok seviyorum. Kakete'ye gittiğim zaman da mesela o küpleri görmüştüm yerin altında. Aşağı yukarı mesela büyüklüğüne göre tabii yerin altındaysa eğer bunlar 10 kişiye kadar adam sokabilirsin içeri yani. abi O... çok doğru. Aynen öyle. Hatta bunun üreticisi Kakuri Giviniz. Yaklaşık yani 5 seneden beri çalıştığımız bir firma. Distribütörü zaten bizde yani İngiltere'de. Eğer gidersen görürsün kuavrileri yani çok çok büyük. Hani bizim de kuavrilerimiz var, maranemiz var. Plumpton bölgesinde gelirsen zaten gösteririm sana. Hani biz de o kadar değil yani. Yani girersin ama biraz sıkışırsın. Tabii özel bir yapım tekniği var. Yani o tamam çömlek aslında topraktan yapılıyor ama bunun ustaları var değil mi? Masterları var. Aynı fıçı gibi aslında. Bunu yapan adamların da usta olması gerekiyor bu konuda. Abi çok doğru söyledin bilmiyorum. Hatta geçen videomda Iago'yu buraya çağırdım. Gürcistan'ın en iyi üreticilerinden bir tanesi. Onun hatta aile tarafından galiba yanlış hatırlamıyorsam kuzeni bunu yani kil diyebiliriz. Kil zaten küp yapıyor. Gerçekten bu ayrı bir meslek. Yani muazzam hatta Türkiye'de küple Kuvayra'nın arasındaki fark Ermenilerde kara sınır. Bizimki biraz ince olur. Gürcülerinki daha kalın. Pardon. Bizim Türklerinki daha kalın olur. Yani yakalarsın böyle ensesinden. Böyle hayvan ensesi gibi düşün. Gürcülerinki biraz daha elegant diyebilirim. Ermenilerinki de Karasya'nın orta seviyede kalınlık olarak. Ukrayna'da da var. Kırım bölgesinde de Saparevi ben Doğru tatmıştım. söylüyorsun abi. Gürcü. Galiba değil mi? Bir kısım Niye biliyor musun? O Özgür abi büyük nedeni ise Sovyet zamanında şöyle bir durum oldu. Stalin de tabii bunun etkisi çok büyük. Dedi ki Gürcistan dedi şarap ülkesi olacak dedi. Ermenistan kayıtsız şartsız her ne kadar iyi bir şarap üreticisi olsa da üretmeyecek dedi. Ermenistan'a brandiyi verdi. Brand ülkesi yaptı ki o yüzden hani Ermenistan'ın brandleri çok meşhurdur. Ki zaten dünya hala da iyiler. Ama Gürcistan da şarabı aldı. Ben. Ha, bölgeler bölüşülmüş durumda. Bir şey daha Aynen öyle. soracağım sana. Bu Tabii. şarap durum ne? Şimdi kaç rekoltesi bu? Vintage olarak evet rekolte deyince Türkiye'de artık vintage oluyor. Bu genç bir şarabımız. 2018 rekoltesi yani sizin deyiminizde vintage oluyor. Genç bir şarap ama Saparan'ın benim bir özelliği var abi. Tanin oranı çok yüksek değil ama asiti gayet. Asit oranı yüksek. Tanin oranı da medium plus diyebileceğimiz bir ürün. Ve bir de kuyvrenin içinde olduğu için bu yani aging, yaşlanma dönemini, olgunlaşma dönemi şişe içinde fazlasıyla arttırıyor. Yaklaşık 5 sene tutabilirse muazzam olur yani. Alkol kaç? Alkolü fazla değil abi. 13. Yani tam Çok denk modundayız. gelir. Aynen Tamam. öyle abi. Bir şey daha soracağım. Bu çelikten kullanıyor mu? Maserasyon yok herhalde. Veya maserasyona ihtiyacı var mı bunun? Ya, tabii. Kuvvetli. Tabii. Her şey abi. Her şey. Ne kadar sürede şişeleniyor? Yıllanma süresi güzel bir soru abi. Mesela biz kendi plantında yaptığımız, son sene yaptığımız bayağı sürdürdük. 12 ay ile 13 ay arası tutturduk. Yani fermentasyondan sonraki şarapları kuvevrinin içinde yani bizim Türk dilinde küplerde tuttuğumuz. Ama bu arkadaşlarınki daha çok hani mass manufacture olduğu için biraz daha seri üretime gittiği için ama seyirciler de yanlış anlamasın. Kalite numara bir şarap. Yaklaşık hani bununki 8 ay arası bir şey. Yani bizimki biraz daha fazla. Ama kalite yönünden 10 numara bir şarap. Bir yandan da bir acıktırdın Özgür abi. Şimdi ben önce bir şarabı senden bir dinlemek istedim, öğreneyim istedim ki bir yandan da yemeğe gireyim istiyorum. Aynen. Ondan sonra. Evet. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben. Dinliyorum abi. Önce Kameranın da yerinde halini almış. aynen.
Patlıcanımız var burada bir tane. Tabii benim sorum olacak çünkü kelleyle ilgili. Evet. Yok yok sen devam et. Var yani kafamda. Ha tamam. Şöyle bir patlıcan aldım abi. Bak şuradan ben göstereyim. Bazen böyle bir saç parçasını koyarsanız daha rahat olabiliyor közlemek için. Ben koyacağım ki biraz dengeli bir şekilde burada közlensin. O olurken de diğer ürünleri hafif hafif bir hazırlamaya başlayacağım. Buna da biz ne diyoruz? Mise en place diyoruz değil mi? Hangisi abi? Son dediğimi duymadım. Medium plus mı dedin? Yok. Mise en place diyoruz biz mutfak dilinde. Yani her şey yerli yerinde demek. Fransızca bir kelim. Demek oluyor ki hazırlığını yap. Yani ne yapıyorsan önce hazırlığını yapman gerekiyor. Bana şey soracağım Özgür abi. Mesela insanların kafası şeyinden aklı oraya gidebilir. Mesela kuzu kelle deyince abi. Genelde Fatih falan bölgesinde olur. Kelleyi alırlar abi böyle. Genelde tandır böyle sıcak ateşi. Genelde tokma var. Tak koyar kafaya. Ben hatırlıyorum. Zamanında giderdik. Mesela Türkiye'ye gittiğimde Fatih bölgesine gidiyorum. Hatta evde de yapıyorlar. Çak kırıyorlar abi. 3 saatlik, 2 saatlik bir fırın şeyinden sonra muazzam lezzet oluyor. Tabii bizimki daha çok pratik bir şey olduğu için ve şarapla uyumu olacağı için onu yapamıyoruz maalesef. Tabii. Şimdi bak bu ben sana söyleyeyim. Burada bir fırınlama aşaması yok. Bu kelle önce mühürlendikten sonra biz derisini, temizliğini yaptıktan sonra ateş üstünde daha sonra iyice vurarak içindeki sıvılar alınıyor. Daha sonra da haşlamaya bırakıyoruz biz bunu. Bunların hepsi haşlandıktan sonra bu şekilde dondurucuya atabilirsin ya da taze tüketebilirsin. Bunu yapıp böyle mantlı poşetlerde geliyor. Bizim İzmirli bir üreticimiz var. Biliyorsun İzmir'de söğüş geleneği vardır. Kelle, dil, beyin. Söğüş yaparlar. Bu o cinste kullanılan bir şey. Ama ben bugün size aslında tam olarak bir söğüş eşlemedim bununla birlikte. Yapmak istediğim reçete biraz daha farklı bir patlıcan kumpir diyelim buna. Değişik bir şey olacak. Ben de çok seviyorum aslında. Ekmek tüketmek istemiyorsanız bugünlerde mesela patlıcan kumpir olarak bunu patlıcanı sanki bir hünkâr beğendi yapar gibi aslında ama sütsüz bir şekilde burada kumpire çevireceğim peynirle birlikte, tereyağıyla birlikte. Üstüne de birazdan zaten göreceğiz hep birlikte. O zaman abi biz patlıcanı eziyoruz yani, ezeceğiz bir nevi. Ama bütünlüğünü koruyacağız, kumpir gibi olacak yani. Harika. Zaten şöyle bir durum var abi, mesela kuzuda en büyük sıkıntı zaten gördüğüm kadarıyla bizim kuzumuz hala hazırda hazır. Kelle olmasına rağmen kasaptan alınmış. Ben sana aklıma şey geliyor abi. Mesela kuzunun kellesini bütün alanlar, kasaptan bütün alan izleyicilerim için söylüyorum. Temizliği abi en çok neye dikkat edilmesi lazım? Abi güvendiğin bir yerden almak zorundasın öncelikle. O birinci konu. Ve burun bölgesinde özellikle şey kalıyor. Sümüğün yanı sıra kurçuklar oluyor. Çünkü birbirine tosladıkları için hayvan. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Kelleyi aldıktan sonra iyice biz bunu yani burada söylemek aslında biraz vahşice oluyor ama şişleri ateş üstünde ısıtıp kellenin önce burun deliklerinden içeriye sokup beynine kadar o kızgın şişleri girmeniz gerekiyor ki içeride mühürleme işlemini yapabilelim. İyice bu geniz dediğimiz yerler burun kanallarını temizlemeniz gerekiyor. Daha sonra da bunu tekrar tezgaha vura vura kuzunun kellesini bu sinüslerde kalan bütün her şeyi tekrar tekrar yıkayarak çıkartmak. Kuzu kellemi, sakatatların her türünde aslında temizlik çok önemli. Kesinlikle. Hatta normalde hani mesela tabii dediğim gibi pratik olması için fırına pek veremeyeceğiz. Ama isteyen varsa tabii ki de verebilir. Tuzlama işlemi abi mesela zoraki bir şey mi? Özellikle mesela tuzlama yapıyorsun, suya koyuyorsun, kanını orada biraz boşaltmasını bekliyorsun ki hayvan orada kanını bıraksın atsın. Zaten hayvanı kelleyi çıkarttığında bembeyaz, al tertemiz bir kelle kalıyor kafada. Ondan sonra anlıyorsun ki zaten işlemi hazır. Bir de işin farkı çok da hani şey gerek yok. Hani bizim tabii şu anda bir sürü orada malzememiz var. Görüyorum biberlerimiz var, domateslerimiz var. Ama yani isteyen sadece bu işi bir tuzla ve bir şeyle yapabilir. Yağla, tereyağıyla. Aynen öyle. Şimdi şurada bir mandolin kullandım. Biraz turbum vardı gördün. Yarım turbu şurada karpaccioları çıkarttım. Bunu hem süslemede hem aromada üstüne kullanacağım.
Ondan sonra şimdi de soğanıma geçiyorum. Yine soğan istersen böyle bir mandolin kullanırlarsa mesela şöyle göstereyim ben tahtın üstünde. Hı hı. Daha iyi olur. Böyle basit bir mandolin mesela bu iki adam alınmış mandolin. Gayet başarılı sonuçlar verebiliyor. Brande için. İstersen buradan geçirebilirim bu şekilde. Hı-hı. Gayet başarılı bir şekilde ince ince bak. Buraya bakarsan bile yaklaşırsan. Evet daha iyi görebiliyoruz. Seyirciler için de daha iyi olur. Şu anda daha iyi. Muazzam. Evet böyle mesela istediğimiz incelikte şu şekilde hazırladım. Bunları da hemen buraya turplarımı yapmak. İnceliği kalınlığı o kadar fark ediyor mu Özgür abi sence? Yani bir şef olarak. Şimdi final üründe daha rahat göreceğiz tabii. Neden böyle yaptığımı. Bu yani lezzeti bir şey değiştirmez. Ama miktarı çok önemli. Soğanlı bir şeyin biz burada şarabı çok bastırmasını istemiyoruz. Aynı zamanda öncelik görsellikte. Görsellikte önemli olduğu için bak bu şekilde bunlar üstüne girecek olan ürünler. Her şey zaten daha önceden hazırlanmış durumda. Bu bize bir kolaylık sağlayacak. Burada da patlıcanım var. Devam ediyor. Bu arada yeni gelen seyirciler için tekrar hatırlatma yapalım. Kuzu kelle yapıyoruz. Gürcü Sapar abi şarabıyla eşleştireceğiz. Şarabımız da burada. Gördüğünüz gibi Kuevre'de yapılmış. Yani bizim dilimizde meskül. Onun sonucunda Özgür abi, Özgür Aşçıoğlu'na dediği düşünce şuydu. Bu şaraba güzel bir şekilde kuzu kelle gider. Tabii biz bunu ocakta yapıyoruz. Pardon, eşek ocakta yapıyoruz. Şurada bir kereviz sapımız var. Yine. Hı hı. Bunu da yine mandolinden geçirirsek daha rahat olacak bizim için. İstediğimiz burada görüyorsun. Yapabiliriz. Yani eğer bıçak kullanmayı çok sevenler varsa bıçak kullanabiliriz. Bize bir ustalarını göster Özgür abi. Bir takır 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 gitti orada. Vay. Ya işte bu. Bu da olur ama dediğin gibi gürültü çıkarmak değil burada. Amaç lezzete yönelik bir şey. Böyle. Ondan sonra bu kereviz saplarını şöyle küçük bir kabın içine bak. Özgür abi şunu da söyleyeyim. Normalde mesela YouTube'da falan kelle, kuzu kelleye baktıklarına genelde dediğim gibi çok sade yapıyor. Bizim gerçekten çok teşekkürlü olacak. Lezzet bakımından. Evet doğru söylüyorsun. Şimdi kuzu kelle aslında İç Anadolu'da da var. Akhisar bölgesinde de var. Kelle söğüş daha doğrusu. Çok fazla var ama asıl İzmir'de çok popüler. İstanbul'da da biliyorsun balık pazarının girişinde Karadeniz Kileçisi'nin karşısında güzel bir kelleci var. Bu da önemli. Bunlar da mesela Türkiye'den dünyaya İtalya edilen aynı zamanda taze baharatlar. Nereden bulabilirler abi? Onu nereden bulabiliriz? Erüs Tarım yapıyor bunları yoğun olarak. Başka bunlar da vardır büyük ihtimalle ama bu online'da biliyorsun artık evde olduğumuz için marketi çok fazla her markete de gelmiyor açıkçası. Metroda falan bulabiliyorsun. Fiyatları efendim? Fiyatları abi. Baharat fiyatları mı? Aynen. Yani. Sezonda olduğu için yüksek gidiyor biraz. 7 lira herhalde, 5 lira öyle olması lazım. Çeşitine göre değişiyor olabilir. Ama internetten bakarlarsa daha yardımcı olur. Bu şekilde yenilebilir çiçekler falan da var. Bunlar güzel malzemeler aslında. Yavaş yavaş da gastronomi kullanışla birlikte Türkiye'de evlerde bile kullanılmaya başlandı. Sevindirici tabii bunlar. Yani ürün çeşitliliği ve farklı lezzetlerin bir arada kullanımı konusunda artık bir bilinç oluşmaya başladı Türkiye'de. Şarap içmesi konusunda işte hala da böyle motomot bilgilerle gidiyoruz. Şaşırtmalardan çok hep mesela uyuşmadan giden bir eşleşmeye gidiyoruz. Çarpışmadan giden bir eşleşmeye gitmektense hala da değerliliklerden giden bir eşleşme üstüne gidiliyor. Onu söyleyebilirim. Esasını onu açabiliriz abi. Yani şunu demek istediğin şu herhalde. Mesela Avrupa kültüründe misal veriyorum. Eğer yemekte umami tadı fazlaysa bunu şarabın tenin oranının yüksek olmasından bahsediyorsun. Evet. Aynen öyle. Bir anlamda közlendim. Bu nasıl bu arada? Bilen? Dinliyorum. İngiltere'de durum nasıl? Korona... Bunlar. Vallahi abi korona olarak yani esasında Türkiye'de her şey daha iyi yani biz hani ben Türkiye'de hani seyirciler için söylüyorum. Ben
Amerika'da ikamet ediyorum. Yaklaşık 10,5 seneden beri. Tabii korona durumun burada biraz daha işleri ciddiye almıyoruz galiba. Siz orada daha iyisiniz. Yani kim nerede daha iyi ben anlamış değilim ama günün sonunda bu ay sonunda bir açılma olacak gibi gözüküyor. Oradaki restoranların durumunu bilmiyorum tabii. Bizde abi yok. Ama burada devlet baba sağ olsun desteğini veriyor mekanlara. Bilmiyorum Türkiye'de vermediğini biliyorum ama. Bu arada bir şey diyecektim. Yani Kuzikeli daha çok Denizli bölgesine mi ait diyebiliriz? Yani Kuzikeli, ben tabii İzmirli olduğum için daha çok İzmir'de biz bunu tüketiyoruz. Söğüş olarak tüketiliyor ve soğuk olarak tüketiliyor. Şimdi ben burada bunu sıcak olarak sana yapacağım ama diyecekler ki ya kuzu kelle de sıcak olacak bir şey değil yani. Günün sonunda soğuk emmesi gerekiyor. Bunun nerede dili, nerede beyni? Onunla alakalı bir şey söyleyeceğim. Bunu sıcak olarak da tekrardan ısıtarak da burada tereyağında nasıl bir kullanımını olabileceğini aslında ben bir göstermek istedim diyelim. Bu da önemli bir şey. Yani bir şeye kalmamak lazım. Kalıplara bağlı kalmamak gerekiyor. Kendi yaratıcılığını mutfakta kullanabildiğin ölçüde sen de zaten mutfağa daha iyi adapte oluyorsun. Ürünleri daha iyi sezebiliyorsun. Zaten ürün sana anlatıyor ne yapabileceğini. Peki abi pratik yönler mesela Şarap baktığımız da artı tatlı ve bir eksi şarap. yönler Adını yani safari bir şarap ama lan. sen şu anda pakette getirdin. Pakettekinin artısı ne eksisi ne? Bence. Bir daha son söylediğim. Diyorum ki mesela şu an kellemiz paketin içinde hala hazır kesilmiş güzel bir şekilde kesilmiş. Peki derse ki yani ya ben Özgür ben bildiğin kelle almak istiyorum ben Yine yapacağım dondu abi. bir bende. Duydun mu abi? Dediğimi duyabildin mi son dediğimi? Dondu. Dondu alamadım. Ha. Geliyor mu sesim şimdi? Hayır, bir daha. Bir daha mı söyleyeyim? Tamam. Şu ana geliyor o zaman. Dedim ki diyelim Tamam. izleyici şunu diyor. Ya Özgür ben abi lime lime almayacağım ama ben bildiğin kelle alacağım. Elimin içine daldıracağım. O zaman hani önerebileceğin şey ne olur? Yapım aşamasında. Kelleyi kendileri alacaklar. Doğru mu? Onu soruyorsun. Aynen kelle kendileri alacaklar. Kesinlikle yani hazır pakette almayacaklar. Elleri işin içine girecek. Ben kıracağım, ben keseceğim, ben fırına atacağım. Ya bunun artıları ve eksilerini Evet. soruyorum. Yani şöyle bir şey var tabii. Kelleyi nereden aldın? Evet. Şimdi ben tavsiye etmem eğer profesyonel değillerse kendileri daha önce kelle temizlemedilerse bir profesyonel eşliğinde bunu kendilerini yapmalarını tavsiye etmem ama YouTube'da videosunu buldum diyen olursa bir profesyonelin yaptığını en azından bir guide alırsa iyi olur. Çünkü gerçekten temizlik dediğimiz nokta bu geniz tarafında boğaza kadar giden kısmını iyice temizlemek gerekiyor. O da biraz aslında ilk bakışta vahşi bir görünüm gibi gelecek. Çünkü ben hatırlarsın belki 2 sene önce burada yengeç açtırdım canlı canlı. İnsanlar böyle bir tepki gösterenler oldu hayvanseverler falan. Bazı pişirme yöntemleri için maalesef insan sağlığı açısından yaklaştığımızda mutfakta yapılması gereken bazı işlemlerden kaçınamıyoruz biz. Doğru söylüyorsun abi. Doğru söylüyorsun. Yani bu Aynen must. öyle. Zorunlu. Yani Aynen öyle. Olmaz. Yani şey yapabilirler. kelleyi Yani bir ben çok... doğrayayım istersen bir gör. Tabii. Aynen. Şöyle Kameraman orada mı abi? bak Gitti mi mesela yoksa? bu şimdi haşlanmış, temizlenmiş, haşlanmış, sonra da dondurulmuş olan bir ürün. Ondan sonra biz bunu şu anda şöyle bir bıçaktan geçiriyorum ben. İnce ince. Şöyle ince ince. Mehmet abi hoş geldin. Mehmet Can abi geldi bu arada. Selamlarımızı iletiyoruz. Bir dahaki konumuz Mehmet Can Temel olacak. Mehmet Can abi selamlar. Şöyle Selamlar. abi yemeğimiz hazır burada artık. Tavaya girmeye hazır. Ben Şarap bakayım. Otelesi de hoş geldi. Şarap Otelesi. Patlıcanın da durumu bu şu anda. İyi yumuşadı. Bunu şimdi ben kabuğunu soymuyorum. Zaten bu saçla birlikte şöyle kenara doğru alıyorum. Burada tavamla işleme devam edeceğim ben. Gördüğüm kadarıyla kısık ateşli oluyor abi yavaşça. Yok, şimdi biraz harladım abi. Patlıcan çok yanmasın diye dış kısmında kullanacağım için onda şey
En sonunda kıstım tabii. Kontrollü bir ateşe aldım. Bu arada Özgür abi sana selamlar geliyor. Yasemin Önder'den sana selam var. Çok selamlar. Şöyle bak şurada göstereyim. Bu önceden hazırladığımız bizim Madre d'Hôtel dediğimiz tereyağları. Bunları istediğin baharatla zaten yapabilirsin. Mehmet Can abine selam var bu arada. Çok selamlar. Şöyle şu tereyağı. Her zaman için... Tekarcık tereyağı yetiyor zaten. Şunu söyleyebilirim. Her zaman tereyağını tavaya atmadan önce mutlaka bir miktar zeytinyağını tavaya koymamız gerekiyor. Orada ne kullanıyorum onu da söyleyeyim ben. Riviera zeytinyağı kullanıyorum. Sıcak bir uygulama olacağı için bu. Riviera. Marka önemli mi abi? Marka bu durumda çok önemli. Yani markadan markaya değişiyor, etki ediyor. Ya her şeyde iyi kalite önemli. Markadan ziyade iyi kalite malzeme kullanmak çok önemli. Ama burada zeytinyağı kullanmamdaki neden? Tereyağı 130 derecede yanıyor. Zeytinyağı tutuyorsun abi. 200 derecelerin üstünde 230 derecede yanıyor. Onun için tereyağını koruman gerekiyor biraz. Şöyle abi bak kellelerini de göstereyim sana. Kelleler hemen girdi. Aynen. Hatta aklıma bir şey geldi abi. Hiç aklına geldi mi yaparken biraz böyle şarap koymak? Gerçi yani bizim yapılmıyor ama. yapabilirsin. Ama şarap konusunda şöyle bir hassasiyet var. Özellikle yurt dışında helal var ya. Kafalarında soru işareti uyanıyor insanların. Tabii. Helal durumu. Doğru söylüyorsun. Çok yüksek ateşte şu anda. Daha doğrusu orta yüksek ateşte. Şöyle bir tereyağı köpürdü. Çok da böyle kavurmadan, tamam mı? Olayı bitirmeden bir süre böyle dokunmadan bırakıyorum ki burayı. Sonra tuz muz hiçbir şey yok zaten. Kendi halinde. Evet, kendi halinde. Şu anda tuz bile koymadım. Tuz, karabiber hiçbir şey yok bunun içinde. Bu şekilde bıraktım, tamam mı? Biraz kendi halinde. Ben şu anda ocağımı kapatıyorum abi. Bitti, kapandı ocak. Evet, bak gel patlıcanım buradan. Uf. Leziz, harika. Aynen. Ya patlıcanın girdiği her yemek leziz oluyor be abi. Evet, patlıcan ben çok... Bir de kameraya yakınlaşabilirsek çok harikulade olur. Nasıl bakalım, işine bir bakalım. Bak abi, şöyle. Közlenmiş patlıcan, of. Aynen. Bunu şimdi abi şu kabımızın içine alıyorum ben. Tamam. Şöyle bak. Ayırıyor muyuz abi yoksa içine mi dolduruyoruz? Efendim abi? Yani içine kabuğuna çıkartıyor muyuz yoksa bildiğin şey beyni yok, içine yok. Mi koyuyoruz abi? Kumpir gibi yapacağım bunu bu sefer. Onun için böyle bak artılar çekerek burada patlıcanımı bir ezilebilecek hale getirmeye çalışıyorum. Bu arada Mano'dan selam geldi. Teşekkür ediyoruz Mano. Elinize sağlık şefim yazmış abi. Sevgilerini iletiyor sana. Çok selamlar, sevgiler. Aynen. Teşekkür abi, ediyoruz. Hemen bir miktar da şuradan bir tereyağı. Ya bu arada ben de çok fazla yemek yememiştim akşam. Beni de acıktırdın biliyor musun abi? Bir yandan yemeği bekliyorum. Abi biraz... Şu an bir dakika tereyağı bir dakika. Anlatalım mı abi? Şu an ne koyuyoruz yavaştan? Tereyağı koydun. Başka? Seyircilerimiz için. Tamam mı? Biraz da şu umami tadını güzel versin diye parmesan rende. Evet güzel. Çünkü şarabımızda da umami tadı var. Özellikle Sapar abi de bunda bolca var. Açtın mı sen şarabı? Yok daha değil abi. Aç abi artık aç. Geliyor yemek. Tamam. Aç acıktım ben. Tamam. Benim de açacak orada kaldı. Bir dakika. Şu anda püre modunda değil mi abi? Yavaştan böyle eritiyoruz. Abi şurada biraz kaşarların erimesini bekliyorum ben. Hı hı. Şöyle koydum. Bak şöyle patlıcanları iyice aldım. Abi sana bir şey soracağım. Mesela bu tat meselesi. Kimisi benim gibi de mesela. Ben patlıcanın kabuğunu seviyorum. Yani közlenmiş patlıcanın kabuğunu hiç ayırmıyorum ve seviyorum. Özellikle patlıcan kebabı benim en sevdiğim yemeklerden. Yani hiç ayırmıyorum. Ben de vallahi çok severim. Yerim de yani. Şey yapmam. Ayırmam ben de. Bir tane seyircilerden bir tanesi yazmış. Şarap nasıl onu da öğrenelim yazmış. Ama güzel gözüküyor. Şöyle. Bu harikulade. Tuz girebilir buna. Şuradan. Şu anda hala bir tuz karabiber koyulmadı şu ana kadar. Şimdi bak çok az bir tuz attım. Ondan sonra
Biraz da karabiber çekiyorum. Ve şu anda seyircilere söylüyorum, bunu yapman senin yaklaşık 15 dakika aldı almadı. Evde denemeyin. Abi şimdi şurada kellelerimiz bak hazır. Hala cıvıl cıvıllar. Gördün mü? Tabii ki de. Ama şu an altı yok. Altı açık değil yani. Hiç. Altta değen kısımlar zaten kendiliğinden çıtırdadı. Onun için erken kapatıp bu juicy dediğimiz sulu yapısını kaybettirmemek istedim ben etin. Eti çok böyle kurutma bir alemi yok yani burada. Sadece tereyağıyla biraz lezzet kattık. Ondan sonra bunu da şimdi ben kaşar, parmesan ve patlıcan. Şöyle. Peki Özgür abi, benim aklıma takılan bir soru var. Sualim şu, neden biraz daha pişirmedin? Yani çok gerçekten biraz şey oldu. Batı şey, mesela ben eti az pişmiş severim ama bizim kültürümüzde genelde eti şey severler, iyi pişmiş severler. Onun bir nedeni var. İşte kurutmak istemedik burada eti. Yani amiyane tabirle olacak biraz ama burada tecavüz ediyorlar normalde ete. anlatabiliyor muyum? Bu çok da şey yapmaya gerek yok yani burada eti. Monsör İlhan'ın da selam var bu arada. Çok selamlar. Şimdi abi selam şu kereviz sosu vardı biraz. Aynen. Soğan sevmeyenler için yani bu zoraki bir şey değil tahmin ediyorum. Şöyle abi. Bu arada kusura bakmayın, herkesten özür diliyoruz. Biraz acil bir arama geldi. Sistemi de tam çözemediğim için tam şey yapamadık. Her şey yolunda mı? Güzel güzel, her şey yolunda. Uf, harika. Tamam. Peki diyelim ki, ben kendim için soruyorum Özgür abi. Ben diyorum ki ben buna şarapta biraz içine, yemeğin içine şarap koymak istiyorum. Hangi aşamada abi daha makul olur? Bence ya, şu anda içtiğimiz şarap, yani Saparavi'den koyarsan çok iyi olur. Ama şöyle bir şey olacak. Bu daha önceden haşlanmış. Daha sonra da tereyağında çevirdiğimiz bir şey ya burada. Bunu reduce etmemiz, yani çektirmemiz gerekecekti. Ondan sonra eğer bir sos yapacaksak falan, o zaman dekoraze etmek şarabı kullanırdık. Ama ben burada bir sos uygulaması yapmıyorum. Ben patlıcandan yaptığım bir taco gibi düşün bunu. Yani kalorisiz bir taco gibi düşün. Ondan sonra bunu eline alıp kıvırıp hatta şu şekilde bile yiyebilirsin. Şimdi ben sana bir soru soruyorum. 3 tane baharatım var. Deniyorum. Ataçayı, mercan köşk ve tarhun. Hangisini kullanayım? Bir tanesini kullanacağım sadece. Abi, Ataçayı'na gidersek daha iyi olur. Daha makul olur. Şarabımıza daha elverişli olur. Çünkü ne bizim şarabımızın özellikleri de dry herbs. Kuru tad olarak, buke olarak dry herbs fazla olduğu için daha elverişli olacağını düşünüyorum. Tamam, al o zaman. Güzeldi. Bunu abi seyircilere veriyor musun? Bu paketi başka türlü açmanın bir yolu yoktu. Yapacak bir şey yok. Sana şöyle Adaşehir'i göstereyim mesela. Ona iki yaprak aldım. Şöyle. Burada bir teknik gösterelim o zaman izleyenlere. Tabii. Şöyle. Bu tür yaprakları keserken, kıyarken biz genelde şöyle yaparız. Büyükten küçüğe doğru iç içe yerleştirme yöntemi yaparız. Bunun adı şifonat. Şifonat yöntemi deriz biz buna. İç içe sararız şöyle. Şöyle olur durum. Bu dekorasyon amaçlı mı yoksa bir özel şey var mı tad olarak? Bak şimdi, hem daha düzgün kesilmiş olacak günün sonunda, hem de daha rahat görsel olarak da aromalar olarak da daha hakim olacağız konuya. Şifonat. Şöyle kestiğimde abi, bak hikayemiz şu. Kıvırcık oldu, güzel oluyor. Tamam. Bu da günün sonunda yeşil öğemizi tamamladı. Bak bakalım şimdi renklerimize. Yemek hazır oldu mu? Kırmızı var, beyaz var. Kırmızı var, beyaz var. Mor var. Doğru mu? Yeşil var. Aşağıda siyah patlıcanım var. Bence gayet güzel oldu. İstersen bir miktar şöyle sızma zeytinyağıyla şunu şöyle bir gezdirelim.
Şu anda şeyi fark ettim abi. Ne karabiber ne pul biber hiçbir şey koymadın. Sadece biber olarak bir tuzumuzu koydun. Onun dışındakilerin hepsi yan ürünler. Domatesdir, soğanıdır. Evet, aynen öyle abi. Tuzu koyduk. Sınırlı bir baharat. İstiyorsan Özgür abi teker teker üzerlerinden git. Hani içinde neyi koyduğunu anlatabilirsen hani üzerinden geçersen daha iyi olabilir. Tamam. Bak ne yapmıştık abicim? Biz tereyağı onu hem tavada kullandık hem burada patlıcanların içinde kumpir yaparken ezerken kullanmıştık günün sonunda. Kereviz sapı kullandık. Turp, kırmızı soğan vardı burada. İşte en sonunda bir tane çeri domates kullandım. Çili biberi söylemiştim. Şarap eşleşmesi yaptığımız için bugün kullanmıyorum. Ama eğer şarap olmasaydı işin içerisinde acıyı seviyorsanız eğer bunun üstüne tekrar flake olarak atacaktık. Ama bugün şarap var. Şarap olunca işin ucunda biz acıdan Tekrar için biraz tehlike. aynen öyle. Sen iyisin. Ben şimdi yemek yiyeceğim çünkü sen de içeceksin. Bu böyle olmadı. Bunu daha sonra ikimizin de yiyip içebileceği bir ortamda yapmamız gerekti şimdi. Seyirciler diyor ki şimdi bunlar Çünkü nasıl benim yapacak canım diye. Biri çekti o dış şarabı. şaraptan bahsediyor. Nasıl? Biri şaraptan biri yemekten bahsediyor. Aynen sıkıntımız orada. Ya şimdi şöyle abi ondan sonra aynen. Şimdi şöyle bir şey oldu abi. Benim şarabı canım çekiyor. Sen de şimdi belki şu yemeği canım çekecek. Ya sana bir şey söyleyeyim mi abi? Mesela şeylere bakıyordum. Bugün kuzu kellelere bakıyordum falan. Yani inanamazsın canım şu anda Türkiye'de olmak istedi biliyor musun? Yani yeter ki Denizli'de olabilir, İstanbul'da olabilir. Harikulade gözüküyor. Harikulade. Tamam. Şarabımızı da gösterelim. Şarabı görelim. Ben de şöyle ürünü göstereyim. Saparavi ile Gürcü şarabımız. Gürcistan'dan bir şarapla Saparavi ile burada kuzu kelle patlıcan kumpir yaptık bugün Bilal'le birlikte. Olayımız da şu. Saparavi çok önemli bir üzümdü. Biz daha önce Bilal'le konuştuk zaten bunu. İçi dışı kırmızı bir üzüm. Hem şurası değil mi? Dünyada 10-15 çeşit var benim bildiğim. Alicante Buşe falan var. Şöyle söyleyeyim abi. Yani Değil mi? 15 yaşından Şurası kalsın eğer ülke kırmızı olaraksa evet. olan. Eski Sovyet ülkeleri hemen hemen hepsinde üretiliyor. Bulgaristan'da dahil olmak üzere. Sağ olsun Sovyet ülkeleri oraya kadar yaydı. Ama şur olarak kesinlikle yani içi dışı kara bir üzüm zaten Gürcü dilinde kara anlamına geliyor. Ve umuyorum Türkiye'de bulabilirler yani. Gürcü komşularımızın ürünü gayet güzel ve yani kuzu kelleyle güzel gideceğine eminim. Özellikle senin yaptığın. Vay, çok sağ ol. Teşekkürler. Çok incesin yine. Ondan sonra, o zaman sen şaraptan bir kadeh kaldıracak mısın bilmiyorum ama ben burada senin için seni düşünerek Afiyet olsun şef. Ya kusura gülümse bakmasın. Herkes kusura bakmasın. Şu an yanımda değil açamadığım için. Hatta Koram'ın içeride bıraktım. Ama şu anda diyorum ki elimde olsa abi. Afiyet. Elimde olsa o yemeği ben yerim biliyor musun? Şarap senin olsun yemek benim olsun. Hatta bir yazmış. Bizde ne yemek var ne şarap. Biz ne yapalım yazmış güzel alttan. derim ama burada Ramazan biliyorsun yani oruç yoktur zaten. Onun için izin isteyerek sizden ben bundan bir çatal aldım. Herkesin izin isteyerek. Eline sağlık ama bunu birlikte yapalım bir yemek şarap eşleşmesi. Workshop da olabilir, yemek de olabilir. Bilal. Ondan şunu düşünüyorum. Gerçi biraz ekran takıldı ama hala ses geliyor. Haftaya mesela Mehmet Can abi gelecek. Mehmet Can Temel abi gelecek. Yani hatta birisi yazmış. İyi Ramazan misin? bitsin Geldin ilk mi? işim bu güzel bir denemek olacak. Ama arkadaşlara söyleyebilirim. Yani seyircilere. Haftaya konumuz zaten Mehmet Can Temel olacak. Sektörde gayet bilinen bir insan ve gerçekten damak tadı yüksek. Yani şarabı konuşuruz. Belki Ermenistan'dan bir şarap koyabiliriz. Yine komşu ülkemiz olarak. Yani maksat kendi mutfağımız, international mutfakla beraber Tamam abi. farklı ülkelerin şarapları, egzotik şaraplar. Zaten Ramazan da bitmiş olduğunda komple beraber şey yapabiliriz. Ama yani Mehmet Can Temel bir dahaki haftaya konuğumuz. Uf. Abi harikasın. Harikasın ya. Tamam, gıcık yapmıyorum artık. Eline sağlık. Çok teşekkürler. Güzel bir şarap tanıttık. Güzel bir umarım sevdiğiniz bir menü olmuştur bu da. Bir sonraki yayında bakalım hangi şarap, hangi yemek.
böyle böyle. Aynen, hatta biri şey yazmış. Ne yazmış? Zoom eğitimi olabilir yazmış. Esasında çok mantıklı. Neden olmasın? Belki şöyle de bir şey de olabilir. Özgür abi aklıma bir şey geldi. Belki bunu biz belli bir noktadan sonra Zoom'da da şey yapabiliriz. Bir webinar gibi şarapla yemeğin eşleşimi Zoom'da herkese açık ve son 10 dakikasını yani seyircilerimize karşı gerçekten fiziksel olarak anlatabilecekleri, soru soracakları bir platforma, webinara çevirebiliriz yani. Güzel olur. Neden olmasın? Eğer ilgi varsa Zoom eğitimi harika olur yazmış. Şarap Tamam. gurmesi. Neden olmasın? Muazzam bir şef. İyi bilgisi olan bir şarap insanı olarak düşünüyorum kendimi. Aa, güzel. Aynen. O zaman abicim size afiyet olsun. Ben de kendi gürcü şarabımı içiyorum. Kapatır kapatmaz. Haftaya görüşmek üzere. Belli değil ama ya salı yapabiliriz ya çarşambaya. Mehmet Can abiyle Tamam ya. beraber. Bir de bir konuşalım. Ondan sonra ona ne gün uygun, ona göre bir yayın yapalım. İster sen aç, ister ben açarım. Ya da Mehmet abi açar. Sonuna kadar tutarız adamı. Harikulade, harikulade. Seyirciler için de söylüyoruz. Hatta mantıklı, keyifli bir fikir yazmışlar sağ olsunlar. Webinar da Zoom'dan olabilir. Eğer güzel giderse neden olmasın? Sağ olun. Elinize sağlık. Soğuk söğüş favorimdi. Şimdi aklıma sıcak geldi. Çok sağ olun. Tamam, Kendinize iyi bakın. görüşürüz. Öpüyorum bu arada. Kan sağlıcakla. İyi akşamlar. Sağ ol. Sağ olun. Chef Özgür Ahçıoğlu and grapes of east.co.uk